Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Bugünkü videonun konusuna geçmeden önce bir şey demem gerekiyor. 2-3 gün önce bilgisayarımı götürmüştüm biliyorsunuz ki bilgisayarcıya. Bir problem vardı kasada. Sorunu çözdük sanmıştım fakat perşembe günü tekrar başladı bu sorun. Dün yani cuma günü de o yüzden video atamadım. Fakat bu kez götürdüğümde sorunu bulduk. Güç kaynağından kaynaklı bir sorun varmış. Bir de fanlardan biri sıkıntılıymış. İkisini hallettik. Eğer ileride bir problem çıkmazsa şimdilik sorunu çözdük diyebiliriz arkadaşlar. Ekibe video atmak için sorunun videosunu çekmiştim. Merak ederseniz buraya koyayım onu da. Hani ne yaşadım, ne yaşıyordum. Kuleden iniş izni istiyoruz. Acil iniş izni. Her neyse, dediğim gibi sorunu atlattık diyebiliriz. Gelelim bugünkü konumuza. Arkadaşlar, bugünkü konumuzu İbo'dan çaldım. Evet, bizim İbo'dan. Yani abi İbo düşünebiliyor muydu, konu nasıl düşündü diyebilirsiniz. Ben de şaşırmıştım gerçekten. Ama güzel içerik, kabul edelim. Konumuz ne? Şimdi ben ilk olarak Survivor oynayacağım. Survivor olarak bir maça gireceğim. Ve o maçta karşıma hangi katil gelirse ben de bir sonraki maç o katili oynayacağım. Mantığı çözdünüz. Bu arada İbo demişken, İbo gel artık s**eceğim belanı. Lan 2 ay oldu, göçe gitsen daha az sürerdi anasını satayım, bu nedir ya? Maraş'ı baştan mı yapıyorsun? Kölelik mi yaptırıyorlar sana, baştan mı inşa ediyorsun Maraş'ı ya? Takım hazır, takım fişek, hadi takım. Dede en çok sana geviniyorum, bir de toolbox almış. Oy! Şu an onun böyle bir alet çantası olarak gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar. O aslında bir M16. Yani gizli bir silah. Bu arada gençler, bu aralar belgesel videolarına kafayı taktım. Zaten severdim ama bu kadar sık izlemezdim. Son 1-2 haftadır inanılmaz fazla izliyorum Vahşi Doğa belgeseli. Bir tane videoya denk geldim belgesellerde. Adını duymuştum ama çok araştırmamıştım o hayvanı. Adı bal porsuğu. Elbet duyanınız vardır. Çok popüler bir hayvan değil. Fakat bence olması gerekiyor. Yani ben hayatımda bu kadar şerefsiz, bu kadar yavşak bir hayvan görmedim. Bakın çok ciddi konuşuyorum. Karşıma çıkma oğlum, bak sana kafayı biledim. Diyeceğim ama beni de yer muhtemelen. Ya arkadaşlar, bir hayvanın tek amacı yemek yemek olabilir mi ya? Çıkıyor araziye, tamam mı? Bak 80-90 kilometre, abartmıyorum. Koşarak geziyor, bulduğu her şeyi yiyor. Bulduğu her şeyden kastım öyle çiçek böcek değil. Akrep, fare, yılan. Bunların hepsini dürüm yapıp yiyor abi bu hayvan. Hiç kimseden korkusu yok. Aslana da atarını yapıyor, kaplana da yapıyor. Ve hiçbir zaman ben tokum demiyor abi. 15 saniye önce yemek mi yedi? 30 saniye sonra da başka bir yemek mi buldu? Onu da yiyor. Mutlaka ilginiz varsa bir araştırın derim. İnanılmaz ilginç ve bence çok popüler olması gereken bir hayvan. Yani öyle bir anlattım ki ben de. Böyle çok güçlü bir şeymiş gibi anlattım ama öyle bir şey de değil. Hani boyutu falan öyle büyük bir şey değil, küçük. Ama çok tehlikeli, dikkat edin. Allah'tan burada yok yani. Afrika'ya özgü bir hayvan diyebiliyorum. Gerçi Asya'da da olabilir. Her neyse, biz maçımıza odaklanalım. Oy, doktor geldi diyorsun. Tamam, bir sonraki maç doktor oynuyoruz. Şimdi olayımızı çözdünüz. E ben bunun bir eline vereyim o zaman. Bir sonraki maçta da benim elime versinler. Ne diyorsunuz? Doktor doktor baksana. Lambaları yaksana. Gerizekalı kılıdıt çekilsene. Bana mı geliyor? Ama doktor bey, şu an bana ayıp yapılıyor gibime geldi. Öbür kılıdıt da var. Niye onu almıyorsun? Niye onu almıyorsun? Bir şey diyeceğim, base paletini... base paletini harcamadan gidelim diyecektim de. Doktor bey çakallık yaptı. Hareketi izle. Oo, bu var ya, satisfaction. Jen yapmaya devam ki. Bak şimdi doktora karşı arkadaşlar, spotlarda beklemeniz çok büyük bir yanlış. Yani gidip şu palette şöyle beklemeyin. Onu yapmayın. Döneceksiniz, komple döneceksiniz. Bak adam oradan şok attıkça zaten zaman kaybediyor gördüğünüz gibi. Devam babacığım, devam babacığım, devam babacığım. Hala beni istiyor. Okey. İstediğini verecek miyiz peki doktora? Oğlum bir sonraki maçta da benim elime böyle vermesinler. Ha? Bak şok atacak. Devam. Hiç durmuyorsunuz. O zaten şok atarken yavaşlıyor. Yine atacak. At babacım. Yedik şoku. Bu sefer ihtiyacı alabiliriz. Ama gördüğünüz gibi bir saattir tur atıyorum ki almayacağız. Almayacağız. Çok iyi bir oğlum. Come on. Tamam, bir de içeri atladık. Devam mı? Allah Allah. Allah Allah. Devamsa bize olur ya. Devamsa bize uyar bro. Var ya, var ya, bu beni ağır camp diyecek gibi, ne diyorsunuz? Aa, bir şey diyeceğim, bir yere mi takıldım yoksa hiç orada mı çıkacak? Gerçi çıkmaz orada ya. Adam beni gitti mi sanıyor lan? Oğlum kaybetti, ne güzel loop atıyorduk. Buram buradayım be. Alo, Mehmet abi. Jen'in dibine bok yapıyorum, biri oturmaya gelince basacak. Neyse arkadaşlar, ben size biraz daha bal porsuğunu anlatayım. Hayvanla ilgili öğrendiğim birkaç bilgi var. Şimdi Afrika'da biliyorsunuz ki çok zehirli arılar var. Ve boyutları da büyük, bizdekiler gibi değil. Bu arılar bu hayvana bir şey yapamıyor. Neden yapamıyor? Derisi inanılmaz karın. Karın ne anasını satayım, kalın. Ha tabii ki bir süre sonra öldürebilirler fakat öyle bir iki tane arı bir şey yapamıyor. Arıların kovanına kafasını daldırıyor. Yani öyle cesur bir hayvan. Deli manyak da diyebiliriz. Zaten belgeselin adı Manyağın Oğlu. Hani belgeselin adına baksana. Sonra yine Afrika'da biliyorsunuz ki çok fazla zehirli yılan var. Hani fili bile öldürecek zehre sahip olan yılanlar var. O yılanlar buna bir şey yapamıyor. Niye yapamıyor? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum, cidden bilmiyorum. Zehri yiyor, yere düşüyor, 1-2 saat bayılıyor. 1-2 saat sonra hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yılanı yemeye devam ediyor. Nasıl bir psikopatsın anlamadım ki.
vücudu kendi kendine panzehir mi üretiyor bilmiyorum. Eğer öyle bir şeyse hani kusursuz bir şey. Senin bacağına sıçacağım dede. Merhaba. Nasılsınız doktor bey? İyisiniz inşallah. Full tilt mi? Full tilt mi? Full tilt doktor mu? Şok atman lazım. Ha vurur ki. Okey hasar aldık. O zaman buradan çıkacağız. Dedem ojeni bitirir. Tamam ben şunu alacağım. Gerekirse tradeleyeceğim. Diğerini kurtarabilir miyim? Var oğlum etkitimle. Nerede o? Ben şurada kendimi dike durayım. Ananın ardını. Size ne kadar tehlikeli olduğumu söylemiştim arkadaşlar. Flash almadım. Normal bir maç oynamaya çalışıyorum. Serinin amacı biraz daha farklı olduğu için. Attırır mıyım lan? Vallahi attırırım. Dur. Boyt! Ulan medkit'i boş harcadık yalnız ya. O konuda sıçtım onu fark ettiniz değil mi? Zaten asabilirdi bu arada. Hasar aldıktan sonra hareket etmedim. Katilin içinde kaldım. Var ya bu gerçekten Murphy. Murphy biliyorsunuz arkadaşlar. Aha enayi medkit'i. Normalde serinin amacı biliyorsunuz kurbanlarını kurtarmaktır. Hiç şöyle bir fırsat gelmez önüme. Bu sefer öylesine girdim ya maça. Hani konu farklı diye. Gördünüz mü hemen tekte nasıl kurtardım adamı. Hehe fullendim bir daha geliyorum. Yaramaz med. Şunu bir çekelim üstümüze ya. Adam beni umursamadı onu cezalandıracağım can yaparak. Buraya da sıçayım da biri gelirse bassın. Bir önceki videoya göre inanılmaz sakin bir video geçirmiyor muyum şu an? Öbür maçlarda bir şey yaşanacak kesinlikle. Bu kadar sakin bir video geçiremem ben. Bünye alışık değil bir kere. Oğlum dede nasıl kurtuldu adamı mı ısırdı anasını satayım. Ay buraya gelmiş Allah'ın belası. Ha beni de biliyor. Nasıl yaparız? Bir dakika şimdi bak burayı okumam lazım. Burayı okumam lazım arkadaşlar. Okuduk mu? Okuduk. Tamam. Yok öyle bir grab. Dedem kapıyı aç. Dedem gir araya. Araya girdin mi? Araya girsen Allah'ın belası. Niye beni ateşe atıyorsun? Çok iyi hareket de bak. Oyun. Oğlum bir... yok mu lan biri? Ne yaptın anasını sattın manya? Dede sattı ya. Ben gerçekten görevimi en iyi şekilde yerine getirmiştim. Kapı da 99. Bir hasar alsan dedem. Ya kapıyı niye az... Allah Allah ya. Hop yılan. Aha sattı. Oy. Gel. Gel. Lan düşme lan. Vallahi arkadaşlar öbürü düşecek diye ben düştüm çünkü decisive'ım var. Bakalım tutturabileceğiz mi decisive'ı? Sen de düş. Dur bakayım gel içe gel belki beni alır. Niye sattınız böyle arkadaşlar ya? Ulan gitmeyeceğim lan. Dede bırak beni dede. Decisive atıp onu alacağım. Lan o ölmüş. Bir de ıskalarsam ne gülerim. Ya ölmüş ya. Müthiş hareket çekecektim ama ya. Tam var ya müthiş bir hareket yapıyordum. Sonra bir gülme geldi. GG. İyi takım. Dede hariç. Evet gençler şimdi geçtik doktorumuza. Bu build'im şu şekilde. Gördüğünüz gibi güzel bir build. En güzel en sona inşallah unutmam. Kuzgun çelengini gördü. Yoksa ben bir kuzgun muyum? Verme burayı bana ne olur ya. Ulan testere reisin hatırına bir şey demeyelim diyoruz. Nefret ediyorum şu haritadan ya. Öyle bir de killer oynarken var ya. Sağlamından şöyle bir gömçürsek mi? Evet kimse yok kazandım maçı. Haritaya sorular koymayı unutmuşlar sanırım. Aha. Hiç unuturlar mı hiç? Hiç unuturlar mı hiç? Dayıcım. Bak az önce anlattım değil mi? Bak arkadaşlar biliyorsunuz. Abi bu arada şeyimiz değil takıntılımız değil güzel. Doktora karşı nasıl oynamanız gerektiğini az önce anlattım. Daha az önce. Nasıl yemedi lan o şok? Aha. Ne oluyor? Bu neyimiz? Bu da takıntılımız değil. Tamam takıntılımız Jake Park'mış. Nereye gitti bu? Bunu da alırız. Bu arada şey. Konuşamadım. Bu sıçtı. Dedardın var mı gülüm? Dedardı olmaz mı? Bu 1600 saat arkadaşlar. Nasıl böyle bir hata yaptı? Ne kadar kötü oynadı anlamadım ama. Mangal ve İbrahim'imiz var. Mangal ve İbrahim adamların yerini niye göstermedi bana? Aa çünkü bir tanesi burada. Okey bir dakika. Şöyle bir statiyi vuralım. Seviye bir atlatalım şunlara. Çok iyi. Yakınlarda bir tek bu var diyecektim ki yok biri daha var. O zaman seni alırız. Nereye gitmiş burada? Aa bu konu bu şey obsesifimiz. Onunla uğraşmayalım. Oğlum sen akıl lan geri zekalı. Şoku attık. Devirdin ama yapacak bir şey yok. Şöyle önüne bir şok daha. Şöyle bir şok daha. Çok iyi. Güzel oynuyoruz şu an. Güzel oynuyoruz. Doktoru kullanılması gerektiği gibi kullanıyoruz. Lan sen yine mi aşağı kata gittin? Gel lan buraya. Dayıcığım. Bir şey diyeceğim. Bu tarafta palet de yok. Neyi campledi onu da anlamadım. Anasını satayım. Adam havayla boğuşuyor. Aha ruin gitti. Şu kardeşi şu jenden mi kaldıralım? Dostum kalk bakayım abi oynayacak biraz daha. Gelişine püf. Çok güzel Hanako. Çok güzel Hanako. Hanako'cum. Şimdi sen onu devireceksin de güzel tamam. Hanako'cum onu da mı devireceksin? Gerçi o bu neymiş oğlum ben bunu bir an tek taraflı palet sandım ya. Tamam. Şoku verdik bir daha atlayamaz. Hanako'cum.
Arada bir arkasına baksa keşke. Ben de hani kendi kendime oynuyormuş gibi gözüküyorum ama. Bir şey diyeceğim. Burada bir yaralı duydum sanki. Ne ayak? Hop. Yedi ki. Ne kadar vahşi bir doktor bu ya. Nerede çalışıyorsunuz doktor bey? Ananın a**ında. Bak vallahi arkadaşlar gelişine çok güzel geldi diye yaptım. Normalde yapmam böyle şeyler biliyorsunuz. Cheryl 1600 saat falan takılmaya çalışıyorsun ama ilk hasarı bok gibi aldın. Ne yapacağız? Çok iyi ya. Hareketi gördün mü? Hiçbir işe yaramadı. Kendi kendime öyle minik bir mind game denemesi. Ya gel şuraya salak salak hareketler yapma ya. Onu işte bak 1600 saat çakal, o yüzden ona göre oynadım. Diğerlerine göre oynasaydım orada fake'i yiyebilirdik. Bu zaten seviye 3, bilerek şok atmıyorum. Spot çıkarsa önüne şok atacağım. Şu an gereksiz farkı açmasın diye atmıyorum şok. GG. Güzel kitledik. Bak ilerideki cansız mankenleri yemin ediyorum adam sandım. Şöyle tam ortaya doğru bir şok. Gördüm zaten bir tanesini. Oo, bu Jake. Yo, ne bu? Aha. Dırıp dırıp. Güzel fake. Vurur muyum? Vuramam. Paleti güzel oynadın da. Sonrasında ne yaptın bro? Ya bu en güzel en son müthiş bir perk bu arada ya. Gerçekten doğru kullanıldığı zaman katilde en sevdiğim perk olabilir. Tamam şoku yedi. O saatten sonra bir şey yapamazsın. GG. Yani şu an maşallahımız var. Çok kontrollü, çok baskılı bir oyun. Hanımefendi tam açık adresinizi atarsanız ben sizi özel araçla aldırayım. Bak 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 bak. Köpeklere bak. Cheryl'ı alsak iyi ya. Cheryl'ı alsak iyi biliyor musunuz? Vurur muyum bir tık? Bir tık vururum. Fake atmaya çalışacak. Dediğim gibi şu an... Vururdum ya. En güzel en son an var. Vururdum. Ne yaptığını anlamadım. Öldün ki. Nereye geldin? Ne derdin var? Lan sen de bizi iyice çömez belledin lan. Bekliyor Dedert Van Out'u. Orada vuracağımızı falan mı sanıyorsun oğlum bak. İndir lan o eleni. Ooo. İki kişi kaldılar. Daha iyi can yapıyorlar oğlum. İki kişi girseydiniz maçı o zaman. Hepsini bu bitirdi zaten biliyorsunuz değil mi? Allah belanı versin. Hepsini bu ayı bitirdi zaten. Sen ne ayaksın? Senin kaç saatin var? Üf, bak şimdi bir dakika bunu alırsak 8 stack'le ananı ağırdın. Nereye gitti? Yedik mi mine game'i? Nereye gittin lan? Ya buraya ne ara geri geldin? Anasını satayım. Ulan bu yoksa Bilgecan dedi mi lan? Ha? Sen ne mal bir insansın ya. Ne mal bir insansın ya. Bir şey diyeceğim, ben orada az önce Hatch'i gördüm. Aynen, Hatch'i bulduk. Yoksa burada mısın? Ulan şunlardan birindesin, daha deneyse. Riske atmayacağım. Bak kesin şunlardan birinde ya. Bak şimdi. Ya nasıl bunlarda olmazsın ya? Bu AFK mı? Ha, bu küsmüş köşeye. Köşeye küsmemiş, bana küsmüş de köşeye pusmuş. Bakalım ikinci soru maçımızda karşımıza hangi katil gelecek? Bir sonraki maçta da o katili oynayacağız. O zaman sevinç çığlığı. Ne gerek var demiş öyle hareketleri. 22 yaşında adamım ya. Bir kendine gel ya. GG. Bence iyi oynadım. Evet gençler, tekrardan geçtik Survivor'umuza. Bir tane flash Steve'miz var, hadi bakalım. Kesin maça sıçacak, kesin. Taze çuha çiçeğini gördü. Oğlum Macmillan ne kadar özlemişim, kaldırıldı falan sandım. Uzun süredir oynamıyorum ya. Fark ettiyseniz jeneratörü hiç umursamadım. Kimseye tahammülümüz kalmadı arkadaşlar. Vallahi hiç uğraşamam ruin yoz müdahale falan ya. Gelsin de ben şunu bir 4-5 tane döndüreyim. Ya sen gelme ya. Sen gelme ya. Uf. Tuzakları döşüyor tuzakları. Şerefsiz nereye koydun lan? Allah'ım yaramaz olmak ne kadar keyifli ya. Zor maç. Ulan hem zor maç hem ben Trapper oynamayı sevmiyorum. Bir sonrakinde de Trapper oynamak zorundayım. Bok gibi bir şey oldu ya. Adam bir de iyi ya. Yoz müdahalesi var. Trapleri de güzel atmış. Buraya attın mı Brom? Brom sen buraya kesin attın. Beni bu kadar şey kovalamazsın çünkü. Atmadım mı lan hakikaten. Şimdi attı. Allah'ın belası ya. Lan niye canına kıydın oğlum? Ya sen ne mal bir adamsın ya. Yetişir mi lan? Trap'i son anda bir görüşüm var. Bak siktikten. Bak yemin ediyorum bir görüşüm var Trap'i. Daha önce hiç bu kadar güzel Trap görmemiştim arkadaşlar. Bro şimdi sana onu devirdik de. Ya ben bunu öttürürüm normalde arkadaşlar biliyor musunuz? Vallahi öttürürüm. Şu spotta bir takılalım bakalım. Tamam sattı. Çok genişten aldığı için o spot oynamamıza gerek yok. Rom selam, hemen sana dokundum, hemen sana dokundum. Adam geliyor çünkü. Adam geliyor çünkü.
Çok iyiyiz. Bana saldın mı şu an bu spotu? Bir yere trap attı, bir yere trap attı şerefsiz. Lan şuraya da attıydı değil mi ya? Ya sen ne yavşak bir insansın ya. Oğlum kilitledi beni ya. O zaman onu o güzel hareketimizi yapalım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Ay şerefsiz ya. Lan sen nasıl geçtin oradan oğlum? Geçiliyormuş buradan. Boşa da dert attık. Ya şu an şu Trapper değil de başka bir katil olsa fena dönüyordum. Müthiş spotlar vardı. İşte arkadaşlar adam doğru kullandı özelliğini. Güzel spotları kitledi. Yani doğru oynadığı zaman her katil güçlü aslında. Bak şu Pitch Cruise hakkında hiç konuşamadık. Niye sattı abi o maçı? İlk asılışında gitti gerizekalı gibi attempt denedi öldü. Uçayım mı anasını satayım? Loot'tayım ya? Hemen seni niye pes ediyorsun? Sen jeni yap. Şunu da açalım. Adam zaman kaybetsin en kötü. Şimdi bir kere yıllanıp bir kere Barov'u basma hakkım var benim. Az önce bilerek basmadım Barov'u ilk asılışım diye. Onu geri açtı. Tamam. Şurada da trap'i var. Şurada da trap'i var. Şey, oğlum kimdi adın? Steve'cim ben sana geleceğim. O pencereden bilerek atlamadım. İçeride de olabilir diye. Gel bakayım. Siktir git ya. Mal mal hareketler yapıyor. Ya oğlum Allah'ım yarabbim. Ananı avradını. Ya sıkışma oğlum be. Sıkışma kızım be. Hasar alıp gidelim şimdi. Ult atıp gereksiz yavaşlamayalım. Şimdi şunu düşünüyorum. Bu adamın base'e atmamış olma ihtimali yoktur değil mi? Çünkü çok mantıklı ve güzel trap'ler atıyor kendisi. Başka çarem yoktu. Base'e hiç güvenmiyorum çünkü. Bir şey diyeceğim. Buradaki trap duruyor mu? Buradaki trap duruyor mu hocam? Hareketi kestin. Atlar mıyım içeri? Atlar mıyım? Ne olur atlayayım. Ne olur atlayayım. Lütfen atlayayım. Müthişsin lan sen. Sen nasıl bir şeysin oğlum öyle? Ananı delen kesenin artık ya. Bunu tahmin etmem lazımdı ya. Bunu tahmin etmem lazımdı ya. Yalnız çok doğru spotları atmış ya. Harbiden oyun bilgisi fena değil. İyi oynamıyor adam. Yani düz chase'de iyi değil mind game'leri falan ama trapleri güzel atmış. Kızım ne yapıyorsun ya? Lan ne oluyor? Arkadaşlar her trapper o kendi tuzağına basma şeyini çekecektir. Ona yapacak bir şey yok. Her maç bir kere kesin yaşanır. Önündeki trap'e basacaksın, trap'e basacaksın. 2 metrelik adama fare muamelesi yapıyor. Anasını satayım. Kimlerle oynuyoruz ya? Ya yine de bir şekilde direniyoruz. Maçı bir noktaya getirdik. Öbür arkadaş satmasaydı. Ulan base'e atmamış adam ya. Şimdi öbürüne gidecek adam. Öbürüne gitti sıra. Ha öbürüne git. Ha. Barbeküm var diyorsun. Barbeküm var diyorsun hocam anladım. Devireceğiz base paletini yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben elendim. Kendinize iyi bakın. Bir L spotu macerası çıkar mı ya? Buraya atmamıştır herhalde. Burası artan itin öldüğü yer anasını satayım. Lan şerefsiz oradaki jungle'cime trap atmadıysan beni de yatırsınlar lan. Beni de yatırsınlar lan. Buraya gidip trap atmadıysan. Beni de gidip yatırsınlar bak o kadar diyorum. Arkadaşlar ne oldu anlamadım ama atmamış. Beni yatırıyorlar şu an. Ha şimdi attı. Oranın penceresine attı. O zaman bir şey diyeceğim. Sen beni şu taraftan kovalarsın. Oradan atlayayım diye. Şu sağımdan kovalaması lazım. Arkadaşım gerizekalı mısın? Hiçbir şey yemedi ya. Ulan bütün triklerimi dojladı adam anasını satayım. Helal olsun. Güzel maçtı. Keyifliydi. Ama aha beni salıyor mu lan yoksa? Yapacağım mı lan bunu cidden? Ya tontiş ya. Gerçekten bak. Cumburloh. Adamın bu iyiliğine karşılık bir sonraki maç eğer 4-4 yapma ihtimalim varsa sonuncuyu salacağım. Şöyle teşekkürlerimizi sunalım. Thanks. Şimdi adam beni burada salmasa bile çok temiz, çok nasıl denir? Gentleman bir oyun sergiledi iki tarafta. Bizim şu bak şimdi ana bacı gireceğim. Şu gerizekalı hariç. Ona da neyse hadi bir hadi ona da iyi niyetle davranayım. Bugün optimist günümdeyim. O da belki bir şeyi kopmuştur falan diyelim. Evet gençler hemen geçtik Trapper'a. Bu edim şu şekil gördüğünüz gibi. Eklentilerimi anlatayım. İlki bu. Trapper'ın en güçlü eklentilerinden bir tanesi. Her 30 saniyede bir benim açmama gerek kalmadan bir tane tuzak otomatik olarak açılıyor. İkinci eklentim de bu. Fazladan iki ayı kapanı taşımamızı sağlıyor. Bir de bu var. Şşş. Onu yaparız birazdan. Oraya yarına. Tahmin edilmekte olan jeneratörler çok gürültü yapar. Kan. Kurban. Ben de yendim. Ölmek için. Kurban. Ben de yendim. Her gibi. Gürültü. Yapma ya. Yapma ya. Bu kadar iğrenç map gelebilir ancak ya.
Harbiden yanlış bir şey değil mi? Bir tane şu merdivenin girişini açalım hemen. Yoz müdahale süresi kısıtlı. Şu iki oda arasındaki geçişe bir tane yapıştıralım. Aslında Trapper için fena bir map değil ama şöyle görmeyecekleri şekilde. İşte ben sevmiyorum bu haritayı ya. Zor olma arkadaşım. Ne ayak? Leon kardeş. Aa bir dakika. David kardeş de burada. David şu sağdaki trap'e bastırır mıyız lan seni? Bastın mı? Vay köpek. Nasıl basmadın lan buna? İnşallah geri dönmedik hocana. Dönmez olur muyuz bak. Şimdi ne yapsam? Aha. Dur. Merdiven trap'e. Oy. Neler oluyor? David de basmış, diğeri de bastı da diğeri kurtuldu. Bu da David, o da David. Senin adın Mustafa David olsun. Şu spotu da atalım, dönmelerini engelleriz. Bir tane güçlü pencere var ya burada, oraya da atmam lazım. Ha, şuraya da atalım ki. David'cim, merdivene doğru alsaydık seni çok güzel olurdu biliyor musun? Önünde bir yerde trap var mı? Tamam, şuradan üstüne atlayacağım David'in. Arkadaşlar gerçekten vahşice bir hamleydi, kabul ediyorum, özür dilerim. Çık dışarı. Bak, oyun. Ya oyun. Benimle oyun oynama bak. Ciddi bir müessese burası. Lan buraya atmadım mı ben? Cık, iki tane var değil mi bu God Spot'tan? Şimdi bir şey diyeceğim. Onu o taraftan kovalarsak sıkıntı çıkar. Niye sıkıntı çıkar? Pencereden atlayabilir. Allah belanı vermesin senin. Neler yapıyorsun ya? Balo götü reverse atıyordu bana. Anasını satayım. Ne yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya oğlum niye böylesiniz ya? Bak bir tane trap burada gerizekalı gibi açılmış. Bunu al. Bunu hocam buraya yapıştır. Sonra bu ne? Bunu ben açmamışımdır herhalde. Aha! O ne? Ne yapıyorsun lan gerizekalı? Nerede bas? Ay! Ulan adamı almaya giderken buna ilk başta basmamıştın. David efendi. Aha! Öbür salak da bastı. Yok çözmüş. Gel al lan bunu hadi izin veriyorum. Aa! Dur bakayım ne oldu şimdi? Bak. İbret alemi. Gel al lan hadi. Bak sana struggle'a geçmeme şansı verdim bak. Sonunuz hepinizin bunun gibi olacak. Geçti anasını satayım. Niye almıyorsun Leon? Alsana oğlum. Gerizekalı alsana. Ben o trap'imi de çözdü ya. Neyse devirin bakayım bunu. Bunu yalnız yanından geçilir mi? O an onu düşünmez herhalde ya. Ya bu haritada trap'e bastırmak biraz zor. Spotları engellersiniz güzel bir şekilde. Onda sıkıntı yok. Güçlü harita o yüzden. Fakat tam onu dediğim sıra gerizekalı. Kamufle edemiyorsunuz trap'i. Trap'i kamufle etmesi biraz zor. Şimdi... Oğlum benim haberim bile yok ya. Şimdi bir dakika o merdivendeki mi trap o? Ne dediğimi ben de anlamadım arkadaşlar bir cümle kurdum ama. Dolapta biliyorsunuz değil mi? Gerizekalı. Balık yemi yuttu. İki katil maçında da hiç ren kontrol etmedim. Gerek kalmadı çünkü. Ağzımı s***. Aha. O trap sesini geldi mi affetmem. Ha. Matthew kardeş. Bak şerefsizler bunu çözdü ya. Bunu çözdüler bunu. Gel bir de seninle loop atalım. Seninle hiç aşık atmadık. Senin önünde de bir trap var. Ama o benim açtığım traplerden değil galiba. Ya oğlum. Allah'ım ya Rabbim. Yemin ediyorum var ya bir şey sandım adam ya. Arkadaş için blok falan aldı ya. Ulan dedim keyifli bir loop geçireceğiz. Gerizekalı. Aha. Oğlum nasıl basıyorsunuz lan? Apaçık trapler ya. Bak bu otomatik açılan işte Edo'nun avantajı. Buna az önce zaten basmışlardı. Ama kendi kendine tekrar açılmış. Bugünkü tüm maçlardan keyif aldım. Hem sororadan hem katilden. Allah'ım ne kadar tatlış bir videoydu ya. Aa bir dakika ben ne söz vermiştim? Ben verdiğim sözü hatırladınız değil mi? Gel işte az daha unutuyorduk seni asıyorduk. Az önceki adam beni saldığı için. Ben de bir sonraki maçta yer kurbanı salacağım demiştim. Gel buram. Devam et. Vay ya seni yılan. Seni piton. Aaa thanks killer. NP. Şimdi o adam da diyor ki ulan bana iyilik yaptı. Ben de bir sonraki maç toksik olmayayım diyor. Böyle arkadaşlar yayıyoruz komüniteye. Tabi bu her maç olmaz kusura bakmayın her maç olmaz. Bizim de rank almamız lazım. Ama arada bir böyle minik jestler tabii ki olur. Gençler izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.